billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, takvanız, izzet ve şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün 10 kişilik bir toplulukla oturduğu sırada kendisine hurma ağacının en tepesindeki tomurcuklardan süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Bu herhalde bir kişinin en çok sevdiğine hediye edebileceği, ikram edeceği bir şeydir. Çaba ve gayret gösteren bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındakilere şöyle sordu. Bana öyle bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir ve hiçbir zaman da yapraklarını dökmez. Hatırlayabildiniz mi abi hadisi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bana öyle bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer, sana ve bana benzer dedi. Secde eden, ruku yapan, oruç tutan, Allah yolunda cihad eden, davet yapan kadın veya erkeğe benzer dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çok özür dilerim, gövdesi odundan ibaret olan bir şeyi. Orada hazır bulunan bütün sahabeler, çölde yer alan ne kadar ağaç ismi varsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylediler. Ancak hiçbiri mümine benzeyen ağacı tahmin etme konusunda başarılı olamadılar. İçlerinde genç bir sahabe vardı. 10 kişinin en küçüğü, meclisin en ufağı. Kim o? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, elhamdülillah. O kalbinden bu ağaç hurma ağacıdır diye geçirdi, ancak utandı ve susmak zorunda kaldı. Niçin? Dedik ya, 10 kişinin en küçüğü. Hem de sağında babası Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir tarafında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh var. İbni Ömer böyle bir cevabı söylemekten haya etti ve sustu. Bakın kendisinin ifadesi. Dedi ki babam Ömer ve dedi dostu Ebu Bekir sessiz kalınca ben de dedi susmak zorunda kaldım. Şimdi özellikle şu Hazirun'da bulunan genç kardeşlerime, daha sonra benim sesimi işitecek olan lise seviyesindeki güzel kardeşlerime nasihat etmek istiyorum. Evvela Allah Azza ve Celle sizleri sevsin. Evvela Allah Azza ve Celle akıbetinizi, hayatınızı, ölümünüzü hayırlı kılsın. Evvela Allah Azza ve Celle sırat-ı mustakim yolu üzerinde sizleri yorsun. Teriniz, kanınız, gözyaşınız cennet bahçelerine birer meyve olsun. Allah'tan sizin için temennim budur.
Vallahi kendim için ne istiyorsam bu ümmetin en küçük ferdinden lise seviyesinde olabilecek en büyük ferdine kadar Rabbimden temennim budur. Allah dualarımın karşılığını boşa çıkartmasın. Ama güzel genç kardeşlerim, özellikle lise seviyesindeki gençler, orta öğretimde Müslümanlarla beraber oturma şerefine nail olan gençler, sakın şunu unutmayın. Size Allah'ı sevdirecek ve insanlar nazarında değerinizi artıracak bir şey de bir mecliste oturduğunuzda ahlaki prensipleri çiğnememenizdir. Anlaştık mı Yusuf? Size düşen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tezgahından geçmiş sahabenin edebi ile hem babanıza, hem annenize, hem de o güzel dostlara saygı ve edep içerisinde davranmanızdır. Yeri geldiğinde de bir meseleyi çok iyi bilmenize rağmen aslında sorunun cevabı sizin zihninizde ve kalbinizde iken İbn Ömer gibi susacaksınız. Ama ne olur sakın unutma, bu senin değerinden de hiçbir şey kaybettirmeyecek. Buradan İbn Ömer'in sergilediği bu güzel tavırdan nasibini alacak olanlar da alimlerdir, davetçilerdir, anne ve babalardır, terbiye eden mürebbilerdir. Çocuklarımızın edep ve ahlak ile ilgili meselelerine çok ciddi yaklaşacağız ve adab-ı muaşeret kurallarını onların damarlarına aşılayacağız aziz dostlarım. Maalesef ki son 20 yıldır Müslüman gençlik çığırından çıkmış durumdadır kardeşlerim. Bir mecliste nasıl oturması gerektiğini, meclisin sahipleriyle nasıl konuşması gerektiğini maalesef düşünemez hale geldiler. Hem İslam ahlakından hem de örfün genel kurallarından uzaklaşır hale geldiler. Maalesef dipçikle değil de internet yoluyla dayatılan batı ahlakı çocuklarımızı babaları konusunda ayak uzatır hale getirdi. Hocalarına karşı edepsizce sözler, lakayit gülüşler hiç benimsenmeyecek hal ve hareketler içerisine soktu. Maalesef kardeşlerim, sabredeceğiz. İlgileneceğiz. Küsmeyeceğiz. Kızacağız ancak dışlamayacağız. Onların iliklerine, kıkırdaklarına kadar İslam edep ve ahlakını aşılama konusunda gayret göstereceğiz. Hani dedi ki babaların da Abdullah İbni Ömer'in hatırasından çıkartacakları bir ders vardı. O dersin önemlilerinden bir tanesi de ne olur çocuklarınızı, yavrularınızı büyüklerin meclislerinden, mescitlerinden uzaklaştırmayın. Dikkat edin, İbni Ömer 10 kişinin en küçüğüydü. İbni Abbas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra müminlerin emiri olan Ömer bin Hattab'ın istişare heyeti içerisindeydi. Eğer çocuklarımızın, çocuklarınızın fikirlerinin, sözlerinin, amellerinin olgunlaşmasını istiyor iseniz, alimlerin, davetçilerin, Allah'tan korkanların, sadıkların, muhlis ve muhliselerin dizlerinin dibinde ayırmayacaksınız. Ama gençler, size sorulunca cevap vereceksiniz. Sorulmadığı zaman da hiçbir büyüğün sözüne karışmayacaksınız. Ve yeri geldiğinde de İbn Ömer gibi bir meseleyi çok iyi bileceksiniz. Ama susacaksınız, utanacaksınız, haya sahibi olacaksınız. Vallahi Allah katında şerefinizden de hiçbir şey eksilmeyecek. Evet, İbni Ömer bu olayı naklediyor. Diyor ki benim kalbimden bu ağaç
olsa olsa hurma ağacıdır diye geçti. Ama Resulullah'tan utandım. Meclisin en ufağı olmaktan utandım. Babam Ömer'den utandım. Onun sadık dostu Ebu Bekir'den utandım ve sustum. Sonra devam ediyor. Diyor ki, bu arada topluluktaki diğer insanlar cevap veremeyeceklerini anlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yöneldiler. Dediler ki, ya Resulallah, sorduğun sorunun cevabı nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu hurma ağacıdır. Allahu Ekber. Bu hurma ağacıdır. İbn Ömer hedefi tam 12'den vurmuş. Elhamdülillah. Diyor ki daha sonra, topluluk diyor dağıldı. Allah Resulü'nün mescidinden, meclisinden uzaklaşınca babama yanaştım ve dedim ki, bakın gençler ne kadar letafetli bir ses. Babacığım, dikkat edin, babacığım. Özellikle erkek çocukları, genç olan erkek kardeşlerim. Babacığım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinden geçmiş İbni Ömer. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi puta tapan, putçuluk yapan babasına seslendiği gibi, ya ebeti, ey babacığım diye seslendi. Dedi ki, babacığım, benim kalbimden bu ağacın hurma ağacı olduğu geçti. Ömer bin Hattab oğluna döndü. Dedi ki, peki bu soruya cevap vermene mani olan şey neydi? Söyleseydin beni ziyadesiyle sevindirecektin. Allahu Ekber. Çok mutlu edecektin beni. Şimdi İbn Ömer radıyallahu an kendi böyle edebine, ahlakına yakışacak. Bakın şu cevabı verir. Der ki, senin ve dostun Ebu Bekir'in sustuğunu görünce ben de susmayı diyor tercih ettim. Allahu Ekber. Senin bir baba olarak, dostun Ebu Bekir'in Allah Resulü'nün en yakını olarak sustuğunu görünce ben de susmayı tercih ettim. Aziz dostlarım, bana hak vereceğinize inandığım bir mesele şudur ki, bir anne ve baba için şu yeryüzünde en büyük nimetlerden bir tanesi de salih ve saliha evlatlara sahip olmaktır. Bir anne ve babanın hoşnutluk duyacağı, gurur duyacağı, memnun olacağı işlerden bir tanesi de evinin içerisinden Allah'ı birleyen ve namazı dosdoğru kılan evlatlarının olmasıdır. Elhamdülillah. Hazreti Ömer radıyallahu anh, inanın o meclisten ayrılırken, İbni Ömer'den, oğlu Abdullah'tan da bu cevabı alırken, vallahi iki şey konusunda çok sevinmiştir. Ney biliyor musunuz abi? Bir, elhamdülillah ki benim sünnet-i nebeviyeyi anlamış, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini kavramış, Kur'an'ın ilmine vakıf olan Abdullah gibi bir oğlum var. Elhamdülillah. İnanıyorum ki Ömer bin Hattab gibi bir adam böyle bir mesele için vallahi çok sevinmiştir. Halbuki şu an 2018 Müslümanları, benim evladım edepli olsun ama mühendis olmadığı müddetçe ben onu evlat yerine koymam derken, tabii ki benim oğlum büyüklerine karşı saygılı, ahlak çerçevesi içerisinde hal ve hareketler içinde bulunması gerekir ama avukat olmadığı müddetçe benim karşıma çıkmasın, ben onu evimin paspası olmaktan başka bir şey görmem diyenler varken, Ömer bin Hattab radıyallahu an senin ve benim gözümü çıkarttı. İbn Ömer'in ilminin fazlalığından, ve dikkat edin şimdi kardeşlerim, başta hocası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere babasına karşı olan tavrından çok hoşlandı ve gurur duydu. Elhamdülillah. İnanıyorum ki yol üzerinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh şunu düşündü. Elhamdülillah, Abdullah gibi bir oğlum var. Kabirde
Kabrin içerisine girdiğimde, öldüğümde, her işin hükmü bittiğinde, o kişi için kalemler kırıldığında, mürekkepler kuruduğunda, Abdullah yaşadığı müddetçe, Abdullah'ın amelleri yaşadığı müddetçe, kıyamete kadar Abdullah'ın amelleri bir yağmur gibi İstanbul'un sokaklarına damladığı müddetçe, benim amel defterim açık kalacak, ona sevindi Ömer bin Hattab. Elhamdülillah. Sevindin mi aziz dostum? Oğlunun namaz kıldığını gördüğünde, üniversiteyi kazandığından daha fazla mı sevindin? Yoksa daha az mı sevindin? O Sübyan kızın, o küçük kızın, haya nedir bilmeyen, iffet nedir bilmeyen, kapalılık nedir bilmeyen, yahu saçı örtülmesi nereye kadardır olması gerektiğiyle alakalı hiçbir bilgiye sahip olmayan kızın karşına tesettürle çıktığında mı daha fazla memnun oldun? Yoksa lise tercihlerinde kıytırık bir Anadolu Lisesi'ni kazandığında mı mutlu oldun? Tercih senin. Benim bildiğim Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinden ayrıldığı andan itibaren şunu düşündü aziz abi. Kıyamet gününde benim yüzümü ak edecek bir Abdullah'ı benim sülbümden yaratan Allah'a hamd olsun. Sana soruyorum şimdi. Kıyamet gününde şerefle çağrılacak, izzetle çağrılacak bir çocuğa mı sevindin? Yoksa kıytırık şu üniversitelerin koridorlarında sala sarpa yürüyen, kıytırık makam ve mevkilere getiren, başlarına doç, profesör, doktor ünvanları koyulan çocuğuna mı daha fazla sevindin? İlahiyat okuyan, medrese okuyan, gece namazına kalkan, sabah seni namaza kaldıran, ya baba hadi pazartesi perşembe oruçları tutalım, anne tesettürüne biraz daha dikkat etsen daha güzel olur diyen bir çocuğundan bahsederken, bizim bu çocuk da ilahiyatta okuyor, İmam Hatip mezunu ama falanca markette manavda çalışıyor diye burun kıvırırken, namaz kılmayan, oruç tutmayan, zekat vermeyen, zikretmeyen, Allah yolunda çalışmayan, dert sahibi olmayan oğlundan boynun bir havaya kalkmış, burnun havaya kalkmış, sanki şeref ve izzet senin damarlarından geçirilmiş gibi memnun oluyorsun. Ah ah Ömer bin Hattab, ah! Kimlerin eline kaldı bu dava? Ah Ömer! İslam kimlerin elinde şu an? Ömer bin Hattab radıyallahu anh sevinmesinde kim sevinsin be kardeşim? Sırat-ı müstakime ram olmak için Allah'ın dinine yapışıp cenneti elde etmek isteyenlerin vallahi ama şaşı ayakları tutmayan ama Kur'an okunduğu zaman gözlerinden yaş akan, secdeye davet edildiği zaman vücudu titreyen, Allah'ın örtüsüyle örtündüğünde, Allah'ın boyasıyla boyandığında gözyaşlarını akıtan şerefli bir çocuk dünya nimetlerinin en üstündedir. Vallahi de böyledir, billahi de böyledir. Allah'ı anan, Allah'ı zikreden, Allah'la mutmain olan bir çocuk sana verilen en büyük şereftir aziz dostum. Ne olur bunu unutma. İster ama, ister şaşı, ister lal olsun. Bu tarih bütün sayfalarında ya vücutlarında eksiklik olanların imanlarına şahitlik yapmıştır. Ya gözleri kör olanların Allah yolunda cihad edişlerine şahitlik yapmıştır. Ve izzetle ve şerefle anılmışlardır. Elhamdülillah. Şimdi sana soruyorum aziz dostum. Ömer bin Hattab radıyallahu an, Abdullah İbni Ömer gibi bir evlada sahip olup sevinmesin de neye sevinsin? Dinle ne olur Allah rızası için. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor. Abdullah'tan daha çok, bakın bu söz bir müminin şeref aynasıdır. Şeref levhasıdır. Boynuna asılan şeref madalyonudur. Hazreti Ayşe söylüyor. Sıradan bir kadın değil. Çocuk pedagoğu olan bir kadın değil. Sosyolog bir kadın değil. Müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli zevcesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Abdullah'tan daha çok Resulullah dönemindeki hal üzere kalan bir kimseye diyor şahitlik yapmadım diyor. Allahu akbar. Resulullah öldü ama bir Abdullah var ki şu sokaklarda nefes alan, Mescid-i Nebevi'de, cihat meydanlarında, çarşıda, pazarda ondan daha fazla Resulullah'a benzeyen, Resulullah'ın dönemine benzeyen bir adam görmedim diyor ben.
Ömer'e şeref olarak bu yetmez mi abi? Allah için sana soruyorum. Bakın onun devrinde yaşayanlar nasıl dua edermiş biliyor musunuz? Allah'ım ben yaşadığım müddetçe, dikkat edin şimdi. Allah'ım ben yaşadığım müddetçe Abdullah İbni Ömer'i yaşat ki ben ona tabi olayım. Bakın dikkat edin Müslümanlar. Abdullah İbni Ömer'i yaşat ki ben ona tabi olayım. Ben var olduğum müddetçe o da var olsun. Ben öldükten sonra Abdullah ölmüş mü yaşamış mı umurumda değil. Peki neden? Dedi ki zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine Abdullah İbni Ömer'den daha fazla sarılanı diyor ben görmedim diyor. Adamlar böyle dua ediyorlar. Abarttılar mı sizce? Nafi isminde tabiinden bir alim ne diyor biliyor musunuz? Abdullah İbni Ömer'in sadık dostudur, yardımcısıdır tabir yerindeyse. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etme konusunda ona bakardım, derdim ki bu adam delidir. Bu adam delidir. Başka bir rivayette sahabeler ona baktığında onun deli olduğunu zannediyorlar. Niye biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde nerede yürüyorsa arkasından Abdullah İbni Ömer onun izlerine dokunmak için gayret gösteriyor. Allah Resulü vefat etti. Abdullah İbni Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede oturduysa dikkat edin Müslümanlar. Nerede oturduysa gidip oraya otururmuş. Yine Hazreti Ayşe söylüyor. Allah Resulü'nün seyahatleri konusunda takip eden, onu izleyen Abdullah İbni Ömer'den başkasını diyor görmedim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın dikkat edin. Deveyle bir bölgeden geçiyor, bir yoldan geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle eliyle ağacın dalını kaldırıyor. İlerliyor. Diyorlar ki Resulullah vefat ettikten sonra İbni Ömer o yolda gitti. Bakın bilerek gidiyor ha. İsteyerek gidiyor. Belki yolu uzatıyor. Yeni yollar yapılmıştır. Otobanlar yapılmıştır. Fark etmez İbni Ömer için. Yine o yola giriyor. Eliyle diyor bir ağacı kaldırdı. Oradan diyor geçti biz şaşırdık diyor. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir gün buradan geçerken böyle yapmıştı. Size daha garibini söyleyeyim mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğa çıktığında bir ağacın dibinde otururmuş da İbni Ömer o vefat ettikten sonra o ağacın dibine otururmuş. Ne olur Kadir abi dikkat et. O ağaç kurumasın diye sürekli o ağacı sularmış. Şimdi bu adama deli demesinler de. Bu adamın yaptıklarına deli demesinler de. Delirmiş bir adamın işi demesinler de. Neye desinler be aziz dostum he? Allah Resulü nerede namaz kıldıysa orada kılmış. Hangi gölgelikte dinlendiyse o gölgelikte dinlenmiş. Evet. Aziz dostlarım, şimdi sana soruyorum. Allah rızası için susma. Böyle bir çocuğa sahip olacaksın. Ah be! Ah be! Böyle bir çocuk. Diyecek ki baba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki baba diyecek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuş. Babacım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaktiyle şöyle yapmış. Babacım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir meclise girdiğinde şu sözleri söylemiş. Babacığım biz onu taklit etme konusunda neden bu kadar tembeliz? Tut elimden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek hayatını yaşama konusunda bana yardım et diyen bir çocuk senin şeref abiden değil de nedir be aziz dostum? Ömer bin Hattab sevinmesin de kim sevinsin? Ömer bin Hattab mutlu ve huzurlu olmasın da kim olsun aziz dostum? Bakın o sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mercek altına almadı. Serkan abi. Diyorlar ki Abdullah İbni Ömer vefat ettiği sırada insanlar şöyle söylediler. Ömer'in oğlu öldü. Zira dedi onun oğlu aynı Ömer gibiydi. Allahu Ekber. İkinci bir Ömer'i kaybetti bu dünya. Dikkat edin. Babasını öyle taklit ediyordu ki, babasını o derece seviyordu ki, babasının yolunu öyle bir benimsemişti ki, İnsanlar ondan bahsederken ikinci Ömer olarak zikretmek zorunda kalmışlardı. Babası gibi tevazu sahibiydi. Babası gibi cömertti. Babası gibi cesur bir bireydi Abdullah kardeşlerim. Bir gün Abdullah İbni Ömer evde çocuklarıyla beraber otururken içeriye dilenci gelir. Kendisinden yardım talep eder.
Abdullah yanında bulunan oğluna der ki, oğlum şu bir dinarı al, ihtiyaç sahibi olan şu adama ver der. Evladı kalkar, o bir dinarı alır, ihtiyaç sahibi adama verir, sonra içeriye girer, der ki, ey babacığım, kendi babasına öyle hitap etti ya, kendi babasına böyle güzel sözler söyledi, Allah da Abdullah'ın oğluna böyle hitap etmesini ilham etti. Dedi ki, ey babacığım, Allah dedi senden kabul buyursun dedi. Bu infanı Allah kabul etsin. Bu iyiliğini Allah kabul etsin. Abdullah ne diyor biliyor musunuz aziz dostum? Ey oğlum, eğer Allah'ın, dikkat edin ne olur Müslümanlar, eğer Allah'ın yaptığım bir secdeyi ve verdiğim bir dirhemi kabul ettiğini bilsem, o andan itibaren ölüm bana her şeyden sevimli gelir dedi. Subhanallah. Bir secde, infak ettiği bir dirhemin Allah katında kabul olduğunu bilse, o andan itibaren ölüm bana her şeyden sevgili gelir. Peki der ki, ey evlat, Allah kimlerden buyurur bilir misin? Kimlerinkini kabul eder? Hani sen dedin ya, Allah yaptığın iyiliği kabul etsin. Daha çocuk cevabı vermeden Abdullah İbn Ömer der ki, Allah muttakilerden kabul eder. Takva sahiplerinkini kabul eder. Kendini öyle göremiyor ha Müslümanlar. Ömer bin Hattab'a ondan çok benziyor. İnsanlar bir yerde oturuyorlarmış. Medine'nin ilk yılları. Bir sahabeye diyor ki, ben diyor Allah'tan halifeliği diyor temenni ediyorum. Yani İslam devleti yeryüzüne hakim olsun. Ben diyor Allah'tan bunu istiyorum. Bir tanesi çıkıyor diyor ki, ben diyor falanca ve falanca diyor kadınları nikahım altına almak isterdim diyor. Bir tanesi çıkıyor diyor ki, ben falanca diyarın diyor valisi olmayı diyor murad ederdim. Herkes temennilerini söylüyor. Sıra İbn Ömer'e geliyor. Ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Diyor ki, ben de diyor Allah'ın diyor beni affetmesini diyor temenni ediyorum. Ve sonra bakın yaşadığı müddette ne diyor biliyor musunuz? Herkes diyor temenni ettiği şeye kavuştu. Ben de diyor inşallah diyor temenni ettiğim şeye kavuşurum diyor. Subhanallah. Böyle bir adam Abdullah İbn Ömer. Azımsadın değil mi bir dinarı cömertliğin levhası olarak göstermeye? Ne olur azımsama. Öyle bir adam değil Abdullah İbn Ömer. Babası kılıklı dedi ki, Ömer bin Hattab'ı mercek altına almış. Gölge gibi takip etmiş bir adam. Diyorlar ki, Abdullah İbni Ömer neyden hoşlanıyorsa o hoşlandığı şeyi Allah'a yaklaşma konusunda da fırsat bilirmiş. Bunu da köleler çok iyi anlamışlar. O devirde bulunan köleler bu mevzuyu çok iyi anlıyorlar. Abdullah İbni Ömer şu meclise, mescide girdiğinde köleler hemen onun arkasından mescide giriyorlar. Namaza duruyorlar. Öyle huzurlu, öyle huşulu hal ve hareketin içine giriyorlar ki rukusu başka bir güzel, secdesi başka bir güzel. Kıraatı başka bir güzel, selam verişi onlardan da güzel. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma onların bu güzel hallerini görüyor, hoşlanıyor. Ne yapıyorsun biliyor musunuz kardeşlerim? O mescit içerisinde gördüğü her bir köleyi azat ediyor. Sayısı binlere varıyor arkadaş. Öyle 3 tane 5 tanesini değil. Sayısı binlere varıyor. Diyorlar ki bir gün Mekke'ye ziyaret ettiği zaman bir vadinin yamacında çobanın koyunları otlattığına şahit oluyor. Ona doğru yaklaşıyor. Diyor ki bana diyor bir koyun satar mısın? Çoban diyor ki ben diyor köleyim diyor. Yani bu koyunların sahibi ben değilim. İnsanlar bana bunları emanet etti dercesine bir sözdür. Ben köleyim. İbn Ömer bu sefer adamı sınamak istiyor. Peki diyor, sen diyor bana bir koyun sat. Sahibin de bunu sorduğu zaman kurdun kendisini kaptığını söylersin diyor. Adam İbn Ömer'e yaklaşıyor ve şu sözü söylüyor. Peki diyor, ya Allah diyor. Peki ya Allah? Evet, ben tabir yerindeyse bu söz şunu ifade ediyor. Ben sahibimi kandırabilirim.
onun kurt kaptığını, bir kuyunun içerisine düştüğünü veya hırsızın çaldığını ona inandırırım. Peki Allah? Allah'ı nasıl kandıracağım haşa? Onu nasıl aldatacağım haşa deyince İbni Ömer ağlamaya başlıyor. Hep o kölenin söylediği sözleri söylüyor. Peki diyor ya Allah diyor, başlıyor ağlamaya. Peki diyor ya Allah diyor, başlıyor ağlamaya. Sonra çobanı çağırıyor. Beraber sahibine gidiyorlar. Sahibinden satın alıyor. Azat ediyor. Yetti mi? Ona koyunlar alıp himayesine veriyor. Dün köle çoban olan adam daha sonra koyun tüccarı olarak Mekke sokaklarında gezmeye başlıyor. İbn Ömer böylece Ömer bir adam kardeşler. Allah-u Teala çocuklarımızı böyle şahsiyetlerden eylesin. Falancalar, filancalar, falancaları gördüğümüz, filancaları seyrettiğimiz adamlardan kılmasın. Falancaların sevildiği, hoşlandığı, hoşnut duyduğu, takip ettiği, izlediği kişileri değil. Abdullah İbn Ömer gibi, Abdullah İbn Abbas gibi gençlerden kılsın. Allah bu şekilde bize şeref nasip etsin aziz dostlarım. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümini Rabbinin izniyle sürekli meyve veren ve yaprakları da hiç dökülmeyen hurma ağacına benzetmişti. Doğru mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ilhamını Kur'an-ı Kerim'den almıştı aziz dostlarım. Nitekim Allah azza ve celle imanı ve imandan sudur eden tevhid sözünü, kelime-i tevhidi güzel bir ağaca, inkarı ve inkardan kaynaklanan sözleri de kötü bir ağaca, İbrahim suresi 24, 25 ve 26. ayetlerinde delil ve burhan kıldı. Bakın Rabbimiz diyor ki görmedin mi Allah güzel sözü nasıl misal getirdi? Şimdi ne olur dikkat edin. Güzel söz kökü sağlam, dalları göğe bakan bir ağaca benzer. Kökü sağlam, dalları göğe bakan bir ağaca benzer. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alanlar için Allah misalleri böyle getirmiştir. Kötü söz ise kökü topraktan çıkmış, gövdesi düşmek üzere olan kötü bir ağaca benzer diyor alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim suresi 24 ve 26. ayetler arasını tefsir ederken güzel ağaçtan kasıt hurma ağacı olduğunu, kötü ağaçtan kasıt da hanzal meyvesi diye bilinen, halk arasında da Ebu Cehil karpuzu ismiyle anılan bir meyvenin ağacı olduğunu belirtir. Tirmizi rahimeullah Sünen'inde tefsir bölümünde bu konuya temas etmiştir ve delilleri koymuştur. Sevgili kardeşlerim, burada dikkatinizi çekmek istediğim bir mesele var. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde mümin ile hurmayı birbirine benzetirken, dikkat edin şimdi, hurmanın bazı yönlerine dikkatimizi çekmiştir. Biz Allah nasip ederse bununla ilgili üç şeyi dile getireceğiz. Derdimiz hurmanın faziletini ve hurmanın gerekliliğini ortaya koymak değildir. Derdimiz hurma misali ile müminin olması gereken hali belirtmek ve ortaya çıkartmaktır. Bakın birinci yön kardeşler. Allah İbrahim suresi 24. ayetinde hurma ağacının köküne işaret bulunmuştur. Bakın kardeşlerim, hurma ağacının kökleri toprağın derinliklerine nasıl nüfuz edip kök salıyor ise iman da mümin erkek ve mümin kadınların kalplerine bu şekilde kök salmakta ve sabit kalmaktadır. Hurma ağacının kökleri, hurma ağacının gövdesine, yapraklarına, dallarına, meyvesine nasıl hayat veren bir
besin kaynağı ise iman da müminin düşüncelerine, sözlerine, amellerine güç veren yegane besin kaynağıdır kardeşlerim. O yüzden yaptığımız, yapacağımız ve kaçındığımız işlerin kaynağı neresiymiş? İmanmış kardeşlerim. Bunu unutmuyoruz. Kardeşlerim, hurma ağacının kökü nasıl koskoca gövdeyi ayakta tutan bir etkene sahip ise, iman da müminin bedenini ayakta tutan, onu diri, hareket sahibi kılan en büyük etkenlerden bir tanesidir. Şimdi bakın, hurma ağacının kökü dedik ya, koskoca bir gövdeyi, ki umreye giden, hacca giden abiler veya YouTube üzerinden seyredenler buna şahitlik yapmışlardır. Hurma ağacı öyle bir özelliğe sahiptir, kocaman bir gövde vardır kardeşler. Dal yoktur hiç. Yapraklar ve meyve en üsttedir. Buna değineceğiz sonra. Şimdi kök sağlam olursa, nasıl ki gövde ayakta durmakta kolaylaşıyorsa, iman da bir kalbe kök salarsa, şu görmüş olduğunuz bedeni ayakta tutan bir etkene sahip olacaktır. Ama daha önemlisini söyleyeyim mi? O bedene bir canlılık katacaktır. Sahabe ile aramızdaki en büyük fark budur kardeşler. Bizler yaşayan ölüler gibiyiz. Özür dilerim, affınıza sığınırım. Ruhlarımız sanki elimizden alınmış. Bedenlerimizden sanki ruhlarımız çekilmiş. Sahabeye ne olur bir bakın. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğu hiç fark etmez. Nerede bir hayır varsa, nerede bir iyilik varsa onun peşinden koştuğunu görürsünüz. Kördür, onun peşinden koşar. Sesleri işitmeye çalışır, hayrın bahçesine doğru ilerler. Sağırdır, gözüyle görebildiği noktaya doğru ilerlemeye çalışır. Topaldır, kimse destek vermiyorsa yerde sürüne sürüne hayrın içerisine, hayrın bahçesinin tam ortasına doğru koşar. Vallahi sahabeyle aramızdaki en büyük fark budur kardeşler. Değilse onlar da iman etti. Sen de iman etmektesin. Onlar da namaz kılıyorlar, sen de namaz kılıyorsun. Onlar da hayır işledi, sen de şu an hayır işlemeye çalışıyorsun. Farkımız şu an, dikkat edin kardeşlerim, İyiliği büyük küçük ayırt etmeden iyiliklerin içerisine koşmak. Aramızdaki en büyük fark budur. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin mübarek isimlerinden biri de Elber'dir. Ne demek Elber? İyiliğin büyüğü küçüğü gözetilmeksizin hepsinin sahibidir. Bir iyilik ister doğuda olsun, ister batıda, ister kuzeyde, ister güneyde, ister gökte, ister yerin dibinde, hiç fark etmez. Hayır varsa o hayrın sahibi Allah'tır. Şimdi İslami literatürde bir kavram var, onun adı nedir? Bir kavramı, değil mi kardeşler? Bir ne demektir? İyiliğin küçüğü büyüğü fark etmeksizin hepsini içine alan bir kavramdır. Kardeşine tebessüm etmek birdir abi. Onun ihtiyacını gidermek birdir. Onu elinden tutup bir kenara oturtmak birdir. Halini hatırını sormak birdir. Su ikram etmek birdir. Varsa ihtiyacını gidermek birdir. İhtiyacını giderecek bir güce sahip değilsen, ihtiyacını giderecek adamın yanına koyman birdir. Hepsini unuttuk aziz dostlarım bizler. Hepsini unutuyoruz her geçen gün. Bizler Allah yolunda şehit olmanın hayalini yaşarken, bizler hac ve umre içerisinde günahlarımızı dökmenin heyecanını yaşarken, burnumuzun önünde duran cennetin anahtarlarını göremiyoruz. Anne babaya iyilik yapmak birdir. Oku ne olur Meryem suresindeki ayetleri. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'dan ve Yahya Aleyhisselam'dan bahsederken ne dedi onlara? Berra dedi. Anne ve babalarına itaat ettiklerinden dolayı, anne ve babalarına saygı gösterdiklerinden dolayı, hürmet ettiklerinden dolayı, iyilik sever anlamında onlara berra dedi. Bugün eşlerimize karşı, çocuklarımıza karşı, kardeşlerimize karşı yapacağınız en ufak şey bir kavramı içerisindeydi. Şimdi ne olur dikkat et kardeşim, çeki düzen ver sen ve ben kendimize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, şunu kim ayağa kaldıracak? Sahabe dedi ki, ben ya Resulallah.
Şuraya kim gidecek? Dedi ki ben ya Resulallah. Kim oturacak? Dedi ki ben ya Resulallah. Şu işin icraatını kim yapacak? Ölümü pahasına. Dediler ki biz ya Resulallah. Allah'ın dostları biziz. Allah'ın dininin koruyucuları biziz. Senin müdafaanın biziz. Seni etten duvarlar olacak karşında biziz. Her şeyde biziz. Şimdi sen ve ben nöbet usulü işlerle ancak meşgul olmaktayız. Beni nöbetçi yapmadığın müddetçe hayır önümden geçiyor yahu cennete gidiyor o anahtar görmezden geliyoruz. Nöbetçi değiliz ya. Memur kılınmadık ya. Ya önünde duruyor. Ha şurada duruyor. Bir çöp tanesi. Al cebine koy. Dışarı çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescid içerisinden çıkartılan bir çöpe de ecir verileceğinden bahsediyor. Yahu körüz arkadaş körüz. Ben kendimi kastediyorum. Ben hocayım ya burada oturuyorum. Orada oturan sensin sen kaldıracaksın. Allahu ekber. Subhanallah. Allah bizi bir yarışa davet ediyor abi. Koşun diyor. Hocasıyla koşun, alimiyle koşun, abidiyle koşun, davetçisiyle koşun, Nafi abisiyle koşun, yaşlısıyla koşun, genciyle koşun, hadri meydan. Kim koşmak istiyorsa serbest bir yol. Kim iyilik istiyorsa serbest. Alime de serbest, abide de serbest. Gence de serbest, ihtiyarına da serbest. Kusura bakma yatalağına da serbest. Öyle bir yarışın içerisindeyiz. Ama biz gözlerimizi kapattık abi. Yatağa yattığımızda Suriye'nin sokaklarında geziyoruz. Ah oh, diyoruz bir gelse de cennet bize orada. Ya ne bekliyorsun? Yatağın tam dibinde bir cennet var. Bir saat sonra bir cennet geliyor. Gece namazı gibi. Yahu vitir namazını kılmaktan eriniyorsun ve korkuyorsun. Afganistan'ın dağlarında gece namazları kılmayı hayal ediyorsun. Subhanallah. Ya önünde duruyor da önünde duruyor. Tuttuğun an seni alacak cennetin içerisine koyacak. Sahabeyle aramızdaki fark bu. Onlar da iman ettiler. Biz de iman ettik. Ama iman onları aksiyon sahibi kıldı. Bizi ise imandan kaynaklı değil. İmanımızdan, iman edişimizden kaynaklı şeyler bizi maalesef yerin dibine çaktı bıraktı aziz dostlarım. Allah bizi affetsin kardeşlerim. Şimdi sıkıldığınızı biliyorum. Yorulduğunuzu da biliyorum. Vallahi bırakmayacağım. Bu konu bitmeden bitmeyecek bu mevzu. Hani Bektaş'ı misali İşin ada bindi. Şimdi bakın kardeşlerim. Kök zarar gelirse ne olacak? Kök zarar görürse gövde zarar görür. Kök zarar görürse yaprak zarar görür. Kök zarar görürse meyve zarar görür. Çürür gider. Şu hayat içerisinde hoş bir hatıradan başka hiçbir şeye yaramaz. Karşısında sadece fotoğraf çekiliriz. Başka hiçbir işe yaramaz. Eğer müminin imanı kalbinde kökleşmez, eğer müminin kalbine şek, şüphe, şirk, inkar, batıl inanışlar isabet ederse sözlerimiz, düşüncelerimiz, amellerimiz bundan en fazla etkilenecek olan şeydir. Hani buna bir şey daha iddia edelim, o da ne biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Amiyane bir ifade kullanacağım. Şu kalas gibi vücut var ya kardeşler. Hep biz şöyle zannediyoruz ha. Ben 10 saat uyursam dinlenirim zannediyoruz. Vallahi öyle değil kardeşler. Ben 10 saat uyumazsam dinlenemem diyenler yanılıyorlar. Yorulan beden değildir aziz dostum, kalptir. Kalptir. Sen Müslümanlarla beraber oturmazsan bu kalp yorulur. Sen Müslümanlarla nasihatlaşmazsan bu kalp yorulur. Sen Müslümanlarla Allah'ı zikretmezsen bu kalp yorulur. İstersen 10 saat değil 24 saat uyu, kalas gibi bedenini yataktan çıkaramazsın. Değilse adam 4 saatle dimdik ayaktaysa, 6 saat uykuyla 5 saat uykuyla Allah yolunda mücadele etmenin zevkini yaşıyorsa, yüzünde o tebessümü hissediyorsan, vücudunda o dinçliği hissediyorsan, güç burada değil, kasta değil, bilekte hiç değil. O yüzden o spor yaparak buralarını kuvvetlendirmek isteyenler önce buralar kuvvetlenecek. Bura istediği kadar kuvvetli olsun. İstediği kadar güçlü olsun. Vurduğunda taşı devirsin hiç fark etmez. Eğer kalp zayıfsa vurduğunda bir insanı yerinden bile silkelemez. Burası güçlü olacak aziz dostlar. Burayı güçlendireceğiz. Burayı güçlendirmenin yollarını arayacağız. Yer uyku yeri değildir. Yer yatılacak yerler değildir. Yer dinlenecek yerler değildir. Yetecek kadar bir şey bir kişinin menziline ulaşması kadar yeterlidir. Yeteceği kadar. En azı neyse asgarisi.
Eğer burası yorulmuşsa kardeşler, beden bir kütük gibidir, asla kalkamaz. Hiçbir zamanda dinlenemez aziz dostlarım. Allah bizi affetsin. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an-ı Kerim'in müminle hurmayı birbirine benzettiği ve işarette bulunduğu ikinci yönü söylüyoruz. İkinci yön şu. Diyor ki, hurma dallarının göğe doğru yükselmesi. Az önce dedik değil mi? Hurma ağacı gördük. Şöyle bir gövde vardır. Üste, en üste, en tepede yapraklar vardır. Nereye doğru bakıyor? Göğe doğru bakıyor değil mi? Şimdi diyor ki muhaddis, bu hadisi aldığında çok güzel bir yere temas ediyor. Diyor ki, hurma ağacının kökü toprağa diyor nüfus eder. Orada diyor karargah edinirse, diyor ki hurma diyor hızlı bir şekilde büyüme yaşamaya başlar. Hızlı bir şekilde büyür. Göğe doğru yükselir. Peki yükseldiğinde ne elde edecek? Bir şey elde edecek. Toprağın üstündeki bütün tehlikelerden arınmış olacak. İster insanların tehlikesi olsun, isterse hayvanların olsun. Her bir meyve ağacı şurada insanlar tarafından tehlikeye maruz kalırken hurma ağacı bundan beridir kardeşler. Eller ona uzanma konusunda gaflete düşmüştür. Tembelleşir kardeşler. Şimdi diyor ki, eğer bir müminin imanı kalpte kökleşirse o nereye doğru açılacaktır? Göğe doğru açılacaktır. Sufli emellerden diyor kurtulacaktır. Ne demek sufli emeller? Onun şehvetini ayağa kaldıran emeller var ya, kadın, para, makam, mevki, at, elbise, binek, ne dersen de, bunlar hepsi suflidir. Geçici şeylerdir. Ama bakın, kapitalizm bunları oynar. Kapitalizm bunları oynar. At, avrat, silah, affedersiniz, çok özür dilerim. Bakarsınız ki atın yanında biri vardır. Bineğin yanında biri vardır. Adama sorasın gelir, bunu mu satıyorsun, bunu mu satıyorsun? Değil derdi o. Mevzu satmak değildir. Mevzu seni sufli emellerin içerisine mahkum etmektir. Ulvi yüce gayelerden seni uzaklaştırmaktır. Yapmıyorlar mı abi? İnternetinden tutun televizyonuna kadar, gazetelerinden çıkarttıkları hatiplere kadar. Senin neyini kırbaçlıyorlar? Kalbindeki şehevi arzuları ayağa çıkartmaya çalışıyorlar. Ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Peki hurma ağacı olursak nereye doğru yöneleceğiz? Ulvi amaçlara doğru yöneleceğiz. Şeytanın ve dostlarının hile ve desiselerinden kurtulacağız inşallah. Muhaddisler bunu ekliyorlar. Peki diyorlar ki, hurma ağacının kökleri toprağın altına yapışır, dalları yukarı doğru açılabildiği kadar açılırsa ne elde edilecek? Olgunlaşmış diyorlar meyveler elde edilecektir. Bir mümin de bu halde olursa kardeşler, onun olgunlaşmış meyvesi nedir? Namazdır. Oruçtur, zekattır, haçtır, cihattır, Allah'ı zikretmektir, Kur'an okumaktır, müminlerle beraber olmaktır, müminlerin ihtiyacını gidermektir, mesafeler kat etmektir, ister gece olsun ister gündüz, hiç fark etmez. Allah'a yaklaştıkça ortaya ibadet, salih amel gibi büyük meyveler çıkacaktır. Rabbim bizi bu konuda muvaffak kılsın. Özellikle ibadet kısmı ile alakalı belki yetenekliyiz elhamdülillah. Farzları yapma konusunda yetenekliyiz ama nafilelerde geri kaldık kardeşler. Kısa geçiyorum. Geri kaldığımız bir şey var. 6 hadis zikredecektim. Şimdi onları bıraktım. Kızmayın bana. Geri kaldığımız bir şey de ne biliyor musunuz? Amelin ahlakından yoksun kaldık kardeşler. İslam'ın edebinden yoksun kaldık. Namaz kıldık ama Müslümana yakışmayacak hal ve hareketlerin içerisindeyiz. Oruç tuttuk ama mümine yakışmayacak icraatların içindeyiz. Resulullah'ın saydığı çok güzel 6 hadis vardı. Bunu başka dersimize inşallah havale ediyoruz. Mümin güzel koku satan bir adam gibidir. Onun meyvelerinden sadece kendisi istifade etmez. Buradaki cemaatin, hazirunun hepsi istifade eder. Rabbim bizi onlardan kılsın. Son madde bitiriyorum. Hurma ağacı ile mümin arasında benzeştirmenin İşaret edilen diğer bir yönü de kardeşlerim, hurma ağacının yaprakları. Dedik ya, derdimiz hurmayı tanıtmak değil. Derdimiz hurma gibi bir ağacın mucizeliğinden bahsetmek değil. Çıkışta da hurma satmayacağız. Ama hurma ile mümin arasındaki bağlantı üzerinden
nasıl olmamız gerektiğini öğreneceğiz. Peygamber aleyhisselam bize bunu öğretiyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ne olur hatırlayın kardeşler. Nasıl bir yaprağa sahipti? Hiçbir zaman hangi mevsim ona isabet ederse etsin. İster kar yağsın, ister dolu, ister taş, ister rüzgar vursun, fark etmez. İster güneş. Hurma ağacının yaprağının özelliği nedir kardeşim? Yaprağını dökmemesi ve sürekli yeşil kalması. Doğru mu İsa abi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Peki müminle ne alakası var? Demişler ki mümin de hangi zorluk içerisinde olursa olsun, neyle imtihan edilirse edilsin, iman onun kalbinde sabitleştiyse her türlü zorluk onu nereye taşır? Alemlerin Rabbi olan Allah'a taşır. Hangi mevsime rastlarsa rastlasın, azminden ve sebatkarlığından hiçbir şey kaybetmez. Benim peygamberim uyardı sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin erkek ve mümin kadınlar Allah'a kavuşuncaya kadar kendisinde, evlatlarında, mallarında musibetler devam edecektir dedi peygamber aleyhisselam. Ne zaman öleceksiniz? İmtihan bitti. Ama yeryüzünde yaşadığınız müddetçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki musibetler bir sel olup üzerinize gelecek. Bundan kurtulamayacağız. Ama önemli olan neymiş kardeşler? Bu imtihanlar ne şekilde gelirse gelsin mümini yolundan ayıramaz diyor Allah Resulü aleyhisselam. Bakın bunu da delillendirdi. Dedi ki üç şey söyledi. Müminin dedi haline şaşılır. Garip bir adam mümin. Her hali kendisi için hayırdır. Hangi halde olursa olsun, ister sevinçli ister üzüntülü hiç fark etmez. Her hali dedi onun için hayırdır. Ama bakın cümlenin şu kısmı daha önemli. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durum da sadece mümin için geçerlidir. Ehli kitap için geçerli değilmiş. Kafirler için geçerli değilmiş. Müşrikler için geçerli değilmiş. Peki o ne? Başına bir hayır gelirse, iyilik gelirse buna şükreder, bu onun için hayırdır. Başına musibet gelir ise buna sabreder, bu da onun için hayırdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu diyeceksiniz ki abi öyle imtihanlar yaşıyoruz ki geceleyin Allah bizi öyle bir sınıyor ki sabahın gelmeyeceğini zannediyoruz. Gündüz öyle musibetlerle Allah bizi yoruyor ki vallahi gece yatağa yatamayacağımızı zannediyoruz. Yalan mı abiler? Kimi zaman ayaklarımız tökezliyor. Kimi zaman bakışlarımız değişiyor. Kimi zaman sözlerimiz değişiyor. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen devreye giriyor. Mümin diyor yeşil bir fidan gibidir diyor. Yeşil bir fidan var ya incecik. Ha böyle koparsan tık diye kopar. Yeşil bir fidan gibidir. Rüzgar diyor onu vurur eğer ama dedi kıramaz dedi. Allah'a ekber. Rüzgar onu eğer aha böyle ta toprağa kadar kafasını vurdurtur. Ancak diyor ki rüzgarın esintisi geçtikten sonra tekrar ayağa kalkar diyor. Allahu Ekber. Devam ediyor. Mümin de diyor böyledir diyor. Musibetler onun diyor başını eğer geçince diyor tekrar ayağa kalkar. Kafir kimdir? Kime benzetiyor Resulullah Aleyhisselam? Diyor ki kafir de diyor selvi ağacı gibidir. Allah diyor bir rüzgarla diyor onu deviriverir diyor. Allahu Ekber. Şimdi bakın Suriye'ye. Bakın Filistin'e. Burada bitiriyorum. Bakın Afganistan'a. Bakın mülteci olarak bu diyarlara ve başka diyarlara gidenlere. Ellerinden ekmeği, suyu, aşı, evleri, toprakları alınanlara bakın ne olur. Kocasız kalan kadınlara, annesiz ve babasız kalan kız çocuklarına, kendi başına ta Suriye'nin sınırlarından Türkiye sınırlarına kadar 5 yaşında gelen çocuğa bakın. Kolay bir imtihan mı bu abi? Basit bir imtihan mı? Ama bakıyorsunuz ki inançlarından hiç taviz verenler olmamış. İstisnalar haricinde. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Allah varsa problem yok demişler. Allah mı bize bunu razı oldu? Biz halimizden razıyız demişler. Sabretmişler, sebat etmişler, tevekkül etmişler. Hallerinin düzeltilmesi için mücadele etmişler. Gidin şimdi kıytırık Fransa'ya bakın.
Hamdolsun, Allah daha beter etsin. İnşallah o Rahman bu hallerinden hiç düzelmesinler. Ben Fransa'ya bundan 5 yıl önce de böyle olması için dua ettim. Rabbime tekrar yalvarıyorum. Bu halden daha kötü bir hale gelsinler. Sarı yelekliler diye bir adamlar çıktılar. Kimsiniz siz? Elinizden bir ekmek kırıntısı alındı, ortalığı yaygaraya koparttınız. Arkasında siyasi bir şey var mıdır ben onu bilmem. O kadar kafam çalışmaz ben. Lüksünüzden aldılar. Arabanıza artık 10 litre değil de 3 litre benzin atmak zorunda kaldınız. Karınızla değil de metresinizle falanca yerlere ziyarete gidemediniz. Şimdi yakıyorsunuz, yıkıyorsunuz, yağmalıyorsunuz. Siz bu kadarsınız. Selvi ağacı gibisiniz. Zulümle büyüdünüz, zulümle. Bu gövdeye sahip olduğunuza güvenmeyin. Her birinin zerresinde mazlumların gözyaşı var. Bu halinize sevinmeyin. Eyfel kulesi gibisiniz. Ama her bir zerresinde mazlumların kanı var. Siz büyük oluyorsunuz. Selvi ağacı gibisiniz. Her bir zerresinde mazlumların bedduası var. Yıkılacaksınız. Kökünüz yerinden çıkacak. Şu an ayakta durmakta zorlanıyorsunuz. Vallahi de yok olacaksınız. Elhamdülillah bu halinize ben seviniyorum. Elhamdülillah seviniyorum. Kim düşman edinirse edinsin, kim beni kale almazsa almasın, hiç fark etmez. Bu hal sizi zelil kılacak elhamdülillah. Siz benim peygamberimin bahsettiği selvi ağacısınız. Gövdeniz her bir zerresinde mazlumların gözyaşını barındırmaktadır. Dayanmayacak abi. Dayanamayacak. Ama benim kardeşim aç kalacak, susuz kalacak, şu sokağa gelecek, dilenecek, çöp bidonlarından ekmek toplayacak, plastik toplayacak, kağıt toplayacak. Ya bunlar Suriye'nin aymazları, bunlar Pakistan'ın şımarık çocukları diyeceğiz, burun kıvıracağız. Ama onlar hasbunallah ve ni'mel vakil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir diyecekler. En mahrem olan namusu elinden alınan kadına mikrofon uzatılacak. Beni kocam terk etti diyecek. Suriye askerleri benim ırzımı kirletti diye. Diyecek ki ben sana artık erkeklik yapamam. Ama o kadın diyecek ki hasbunallah ve ni'mel vakil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Çünkü benim kardeşim fidan gibidir. Rüzgar en fazla başını eğdirir. Geçti geçince tekrar ayağa kalkar. Sırat-ı müstakim üzere yolda yürümesini bilir. Doğu Türkistan'da da bu böyledir. Yaşadığın şu toplumun içerisindeki mümin bir birey içinde bu geçerlidir kardeşlerim. Ama sizler zulmedenler selvi ağacı gibisiniz. Bugün olmasa yarın esen en ufak bir poyrazda inşallah Ganj nehirlerine, Nil nehirlerine, hangi nehirlere sahiplerse inşallah kütük olarak oraya yuvarlanacaksınız. Biz de bunu dört gözle bekliyoruz. Peki kızmayın ne olur bana. Müslüman dedik bir fidan gibidir. İmtihanındaki bir sırrı da Peygamber Aleyhisselam'ın benzetmesiyle bitirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, canım kudreti elinde bulunduran Allah'a yemin ederim. Allah'a yemin etti. Sizin adınıza yemin etti. Seni ve beni ikna etmek için Resulullah Aleyhisselam yemin etti. Mazlumların gözyaşları hatırına yemin etti. Mazlumların kanının hatırına yemin etti. Arada kalıp arafta kalanların şeytanın ve dostlarının kuyruğuna takılmasınlar diye Peygamber Aleyhisselam yemin etti. Muhammed'in canı kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki müminler saf bir altına benzer. Saf bir altına benzer. Sahibi onu ateşe soksa da o diyor değerinden ve ağırlığından hiçbir şey kaybetmez. Allahu Ekber. Kaç gram sen o kadarsın abi. Bu imtihandan öyle çıkarsın. Allah senin cevherini ortaya çıkartmak istiyor. Allah senin kabiliyetini, marifetini ortaya çıkartmak istiyor. Ve imtihanlarımızdaki sır budur aziz dostlarım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah bu saf altın benzetmesine
yeryüzünde yaşayan her bir mümin hak edecek işler yapar. Geceniz, gündüzünüz, hayatınız hayır üzere, ölümünüz hayır üzere olsun inşallah. Şu an yeryüzünde mustazaf duruma düşürülmeye çalışılan, mustazaf yapılan ne kadar mümin erkek ve mümin kadın varsa, Müslüman erkek ve Müslüman kadın varsa, ya Rabbi acilen onlara zaferler gönder, onlara yardımlar gönder. Esen rüzgarlarını, toprağın altında yürüyen karıncalarını onlara yardımcı kıl. Ya Rabbi küfrün ne kadar gücü varsa onları elinden al. Onları bir selvi ağacını yok ettiğin gibi yeryüzünde yok et. Gecemiz ve gündüzümüz hayır. Cennetimiz inşallah firdevs olsun. Allah-u Teala sizi ve ehlinizi sevsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما صلوات